Merhaba arkadaşlar, PodTech kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bilindiği üzere Apple iPhone 8 modellerinden itibaren iPhone kullanıcılarına hızlı şarj etme olanağını nihayet getirmiş bulunuyor. Android platformlarında bu özellik uzun zamandır tüketicilere zaten sunuluyordu, ancak bu konuda Apple'ı Android üreticilerinden ayıran bir nokta var ki işte bugün sizlerle videomuzda bu noktayı işlemek istiyoruz. İsterseniz şimdi videomuza başlayalım. Bilindiği üzere Apple rakiplerine göre biraz geç kalsa da geçen sene iPhone 8'in tanıtımıyla birlikte hızlı şarj deneyimini kullanıcılara sunmaya başladı. Ancak söz konusu bu özellik her ne kadar yeni nesil iPhone'lar tarafından destekleniyor olsa da kutuda gelen şarj aletleri sadece 5 watt gücünde. Apple'ın kendi sitesinde sunduğu hızlı şarj aletleri ise 289 ila 489 TL arasında çeşitlilik gösteriyor. Ancak tesadüfen ortaya çıkan bir yöntemle Apple'ın bu kurnaz tutumu geçerliliğini kaybetmekte. Çözüm iPad cihazlarının şarj aletleri. iPad şarjının iPhone 8 Plus üzerinde gerçekleştirilen bir testinde bizlerin sadece 149 TL'ye nasıl hızlı şarj deneyiminden faydalanabileceğimizi göstermekte. Apple'ın 489 TL'ye satışa sunduğu 47 wattlık USB-C şarj aleti iPhone 8 Plus üzerinde 115 dakikada tam dolum sağlamaktayken 149 TL'ye satışa sunulan 12 wattlık iPad şarj aleti cihaz üzerinde tam dolum süresini 125 dakikada tamamlamakta. Aralarında sadece 10-15 dakikalık dolum farkı bulunan bu iki aletin parasal farkı ise tam tamına 300 TL. Şimdi isterseniz sizlerle gelin bu 12 wattlık şarj aletini biraz daha yakından görelim.